Şurada güneş doğmaya çalışıyor bulutların arkasına ama doğamıyor. Ay, bayağı bulutlu geçecek gibi bu hafta ama bakalım. Evet. Yağmur ve kar var gözüküyordu havada. Yaşayıp göreceğiz. Hangisini yaşayacağız göreceğiz. Tamam, ben o zaman arabayı şöyle alayım, geri geri buraya yanaştırayım. Olur. Eşyaları başlayalım boşaltmaya. Tamam. Şunu çıkartıp da giyeyim, yoksa yine terleyeceğim ben çok fena. Koyalım şöyle. Al bakalım brandayı. Nasıl? Bunlar da burada dursun şimdi. Hadi geçelim. Nasıl bakalım? Madem üşüdün sen şişir. Ay. Bak. Hadi. Yoruldum. Hadi gel o zaman, hadi bakalım. Geç dinleni ver. Ben dinlendim, ben de bakabilirim şu an. Gel bakalım hadi. Sana bile bazıları yazmış, yorum geçen videoda gördüm. Evet. Bütün her şeyi adam yapıyor, kadın hiçbir şey yapmıyor diye. Ayıp ya. Daha Allah, ne yapmanı istiyorlar bilmiyorum. Bak evi düştük, bak. Kaç basıncımız? Baksana hadi, ben bilmiyorum. Daha 0.2, 0.35'e çıkacak. Tamam. Bakalım. Şu kurlardan kullanalım biraz. Buraya atsan. Kuru bunlar ya. Ha. Ya da devir biraz istersen. Çok güzel yanacak. Bu büyükleri gece atarız, arkaya koyuyorum. Aynen. Çok da gelmemiş yalnız ha, ağzı gelmiş bu sefer sanki. Yeter herhalde. Koyabiliriz oradakilerin hepsini. Hepsini koymayalım. Kalsın. İyi tamam. Yaş bulursak yaşlardan da şey yaparız. Arkada bir iki tane halka vardı ya, çıralık çıralık. Onları alsak ben şu matları açayım. Çıralık mı diyorsun? Ya yakmaya evet. Bushcraft'ın şeyini, baltasını verir misin bana oradan? Bunları 2 dakika yanacak şekilde ufaltayım. Olur. Çabuk tutuşsun. Şey sermeyelim bu sefer, ne diyorsun? Yok, sermeyelim. Bunu sereriz. Al bakalım, bunlar güzel tutuşturur. Alır mısın oradakileri? Alıyorum. Sen şu ayak uçmakla ben orayı düzenleyeceğim zaten. Var mı başka bir şey? Geliyorum ben de, yakıyorum sobayı. Gel yak. gerek yok. Köşeyi kendim ayırdım. Al bakalım sana. Niye alttaki köşeyi bana verebilirdi? O köşe de benim. O köşe de benim. Ay, yorulduğumu hissediyorum her böyle. Kahvaltıya oturunca. Evet. Her seferinde. Ama yalnız fena kapattı. Göreceğiz. Yukarısı da bembeyaz bulut şu an. Geçen sene ilk kar yağışını 29 Kasım'da görmüştük. Evet. Şu anda 2-3 mü? 3 Aralık. Kar yağmış ama. Bizim şansımız bazen işte denk gelmiyoruz yağdığı ana. Belli haftalarda çıkabildiğimiz için. Hayırlısı bakalım. Doğa bize ne sunarsa onu yaşayacağız artık. Arabadan palayı alır mısın sana zahmet? Bu taraftaydı galiba. Şu ufak cep testesinden de bakalım bir ara. Hı. Onların yanına gidiyormuşuz. Bir bakıyoruz onlar orada. Yere düşmüş. O kampta hiçbir şey yoktu. Rüzgara maruz kaldı. -5 bak. Yağmur kar diye geldiğimiz kampta dal kıpırdamıyor ya. Kaygan da dikkat et. Çok fena kaygan. Üstüne. Uzun zamanda devrilmiş gibi duruyor. Şu yerdeki kırılan parçalarından toplayacağız. Tamam. Gövdeyi kesemeyiz zaten de. Yok canım, daha neler. Onlar testereyle hallolur. Büyük parçayı çekseydin de rahat rahat. He? Tamam, alabildin. Rahat rahat. Bunlar rahat çıkıyor, kırılan parçalar. Tok duruyor. Şey vardı ya, kayışımız. Kayışa bağlanıp sürünürdü sanki. Kucaklarım ben, omuzlarım ya. Peki. Gerek yok kayışla sürüklemeye. Çok bu güzel. Bu yapılan bak şöyle çok güzel. Ay yoruldum valla. Ben de yoruldum. Hemen de koptu yalnız. Düşmeye meyillidir zaten. Ne ki bu? Ağzını üştür insanın. Erik mi peki? Değil. Armut gibi, ayva gibi bir şey mi? Gibi. Ne olduğunu bilmiyorum. Çalı yeri siyahtı ama izlediğimizde. Tat. Bayağı yedim. Kötü olursam ben bilmem. Ama elma yemem. Bu. Bir tat var ama değişik değil mi? Elma elma. Yani direkt elmaya çok benziyor. Ufacık ama erik boyutunda. Tadı da biraz andırıyor ama ağzını uyuşturuyor dediğin gibi. Olmuş ki burada bak şunlar buruşmuş artık, kötü olmuş. Düşecekler yavaş yavaş. Bu kadar oluyor demek ki. Demek ki bu ne ya? Baby elma. Ama ağzımda uğrattı tadı sevmedim. Ben de sevmedim. Ben de kapattım. Oh, bir 5 dakika nefes alalım. Sonra yay testereyi kurarız. Başlarız çalışmaya. Sen sandalyeyi de çıkaralım ya. Ya şu an rahat. Bu daha rahat, emin ol. Hadi getiriver kurayım. Al bakalım. Gel bakalım. Bunu yan yatıralım bence, alttakine. Yan yatırırsa şey olmaz. Ama şey... Testereyi basmıyor yere tam. Yo, basıyor. Tut bakalım. Orada değişik bir yapısı var. Ay, dur. Devam et, devam et. Oh, bir 5 dakika mola verelim. Gel. Peki. Ay, rüzgar esince çok üşütüyor. Sen dinlene dur. Ben birazcık dolaşarak dinleneyim. Zaten kollarım yoruldu, ayaklarım yorulmadı. Ondan sonra odunları baltalamaya başlarız, kesmeye. Şöyle yol var ya, o yoldan dolaşacağım, şu orman içinden geri geleceğim. Tamam, sen bari balaklava bir şey al. Şuna basılı tutuyorsun, biliyorsun. Tamam. Ne alayım? Balta malta bir şey al. Yok be. Hadi şunu alayım, tamam. Orman içinde belki bir şeyler görürüm. Kendi gelip uğraşmasın. Bari ben çıra yapayım da sürpriz olsun. Sürpriz olsun da. Çivili. Dikkat etmek lazım. Yok, diklemesine olmuyor. Aykut'tan ki boşa. Aykut'tan ki boşa. Sesim geliyor mu? Tamam. Geliyor, tamam. Çok güzel çalı yemişi buldum. Kırmızı kırmızı. Alacağım birkaç tane. Bir bakarsın bakalım. Yenir mi yenmez mi bilmiyorum tabii. Sana da göstermek için alıyorum. Ben kesin yenip yenmeyeceğini biliyorumdur. Evet, al getir, tamam. Arkadaş. Anlaşıldı. Sen de güzelce dinleniver orada. Ben gelince başlarız işe, tamam. Tamam, sen keyfine bak, gez. Ben burada yiyeyim. Tamam. Bir bırak beni. Bıraksana. Heh. Çünkü şuradaki şey tutuyor. Burada da çiğ var. Aykut'tan ki boşa, Aykut'tan ki boşa. Balta sesleri duyuyorum. Sen bir şeyler mi yapıyorsun? Tamam. Nereden duydun ya? Evet, yapıyorum. Tamam. Beni bekler misin lütfen? Ormanda yankı yapıyor. Duyacağım tabii ki. O kadar zor kırılıyor ki zaten çivilerden. Ama yine de 3-5 tane bir şey yapmaya çalışıyorum. Boş boş oturmayayım dedim. Hadi o zaman gel. Bekliyorum. sen ne yapıyorsun ya? Bak bak. Allah senin atmasın. 2 dakika götünün üstünde oturamadın değil mi? Oturamadım. Zor oldu. Al ben de sana yemiş getirdim. Afiyet olsun. Yemiş mi? Yemem tabii ki de. Tam böyle arabanın şurasından gireceğiz. Şu 4 tane çalının olduğu yerden. Aha. Oradan şöyle dolaştım. Arka taraftan yoldan yürüyüp ormanın içinden çıktım. Karanlık değil lan. Biraz karanlık olacak içerisi. Kameranın ayarına bakacağız. Bak balayı gördün mü orada hemen. Mantarımız bu. Bak şimdi. Buna dokunayım mı? Yok. Bekle ben parmağımla dokunacağım. Aa. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Mantar böyle küflü gibi artık. Hani yumuşamış gibi. Evet. İçine de o küfün tozları düşüyor gibi. Bence onun üstündeki delik onun kendi yapısından var. Bu genel olarak böyle bir şey olabilir. Bilenler yorum yapsın lütfen. Ben çok merak ettim ya. Kökünden geldi. Evet. Şöyle yırtayım mı? Al bak bakayım. Oy. Oo bayağı toz. Al yemek istediğim mantar. Yemek istediğim mantar değil. Bu farklı bir mantar türü. Yenir mi bu? Belki de direkt dumanı bile zehirli olabilir mi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum cinsini. Ama bilenler yorum yaparsa ya, biz de öğrenmiş oluruz. Memnun oluruz. Hadi devam edelim. Al bakalım palayı. Burada güzel çalışısı varmış yalnız. Sen demek çıra yaptın ha? Evet. Aferin sana. Ama zor oluyor. Çok çivili. Parçalayıp çivilerini düşürmek lazım önce. İşte ondan sonra. Öyle yapmaya çalıştım da. Dur geleyim yardıma. Bak. Bu gidecek hemen. Budak yokmuş burada. Öyle de at. Ay. Şey içinden ben... Neler yapıyorsun bakalım lütfen. Şeyi alayım mı? Neyi? Açabilir misin? Yeşili. Bu sende. Elinle böyle yapacağız. Evet. Ondan sonra kapatacağım. Baharat ne mi isterim? Sadece pul biberle kekik var. Buna tamam. Gerek var mı? Kekik olsun biraz tabii. Bunlar da hemen pişer ya. Acaba hiç mi bölmez? Böyle yarım yarım böl. Yarım yak yani. Tamam. Böyle. Evet. Güzel oldu. Bence de. Tamamdır. Tamam. Ben sobayı yakıyorum. Sen sobaya geç. Bunları atıyorum. Sen salatayı yapıyorsun. Salataya geçiyorum. Tepsi sıcak ama hissettirmiyor. Şunu da vereyim sana. Bu da sıcak rüzgar yapsın. Ay düşürdüm. Yaparsa şu an. Ay. Ha bak, dönmeye başlıyor. Soğanlar çok güzel olmuşlar. Güzel bir şey var canım. Hadi afiyet olsun bakalım. Uzun süren bir yemek fastından sonra. Ne oldu? Bir ses geldi. Ne sesi? Köpek gibi. Ya da başka bir şey. Patateslerine tuz. Evet. Unutmuştuk. Et güzel pişmiş. Teşekkürler. Hmm. Vallahi. Kuruluyor, suyunu, her şeyi evet. Yerine. Aykut Evcin evde projeksiyonu unuttuğumuz için aklımıza geldi. Bilgisayarımız yanımızda. Ama kablosu yoktu. Ne yaptık? Bununla USB'den şarj edeceğiz bir şekilde. Oluyor. En azından onu gördük. Şimdi buradan film açacağız ama ben filmden önce sana bizim şu çadırla soba yalan abi vardı ya, Serkan abi. Hı. Onun videosu var. Bizim çadırla sobayla çekti. Onu atmış. Onu açmak istiyorum. Onu bir izleyelim. Bizim çadırla olan videosu nerede? Şurada. Burada. 3 gün önce attı. İşte yağmurda tek başına. Daha açamadım ben de. Yapıyor bu sporu ya. Allah. Müşrak sırtında mı yürüyor? Aha, soba da belinde, eşyalar da sırtında. Çadır da zaten muhtemelen onun içerisinde. Biz şimdi izlemeye devam edelim. Tam olarak bu şekilde Bushcraft doğanın seslerini insana yaşatarak video çekiyor. Gerçekten böyle videoları seviyorsanız Serkan Dere, alt tarafa da yazıyorum ben. Abone olursanız ben de kendi adıma çok memnun olurum. Ben direkt zaten tanıştığım gibi abone oldum. Güzel ve başarılı videolar yapıyor. Biz şimdi bizim çadırla olan videosunu bir izleyelim. Evet, Serkan abinin videosu bitti. Şimdi biz ne izleyelim? Esrarengiz Canavarlar diye film var. Canavar olmuş. Canavar olsun. Karla kaplı bir kalp. O zaman açıyorum bunu. Hey minik! Hadi gelmiyor musun? Bütün gün orada oyalanacak mısın? Sen kendini kolla yaşlı fosil! Kesin araştırmacı olmuştur, bakayım. Aynen, kesin kardiyolog oldu. Kesin. Kardiyolog mu? Maşallah iyi çalıştın kübuşum. Dakika soğusun bunlar. Hadi afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun. Bak bakalım nasıl olmuş. Kıtır olmuş. Güzel. Önce ısıttın, sonra soğuttun. Aslında kavrulmuş işte. Evet ama soğumazsa şey oluyor. Soğumazsa çok yumuşak oluyor. Sulu oluyor, ıslak oluyor içi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Aç bakalım. Doğru dağlarından geçen bir demir. Çekil, bırak. Hey. Ben çıkarım. Bırak beni. Çok güzel olmuş ya. Başbakanım. Dışarısı 1.8. Bir de içerisini merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç. Şunları arkaya doğru koyalım. Dur, kalk. Böyle buraya. Bunları da. Yastıklar. Yastık. Bunlar. Yastık. 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 Hadi bak şimdi böyle yapıyorum. Hı. Üstümüzü değişmiş oluyoruz, tamam, tamam mı? Yapıyorum. Hadi. 1, 2. Bak. Değiştik. Ama sadece üstümüzü değiştik. Birçok videoda görüyordum, ben de yapayım dedim. Bak ne güzel oldu. Üst değişmek böyle güzelmiş, bak ne güzel. Kolay. Bir parmak şıklatmaya üstümüz değişti. Bir parmak şıklatmaya bu çadırı toplasak falan. Bir parmak şıklatmaya kar yağdırabilsek keşke. Yatıyor muyuz şimdi? Yatacağız. Yatacağız. Hadi gir o zaman. Daha üstümü değişeceğim. Üstümü sadece bunu üstümü değiştim. Yani altını mı değişeceğim? Evet. Ben onu da böyle yapayım. Ya bir git. Hadi. İçerisi 27 derece bu arada. Hadi kapat ışığı. Günaydın. Günaydın. Nasıl bir sabah? Soğuk. Hadi çıkalım dışarı bakalım. Ne var ne yok. Günlük güneşlik hava var, ne olsun. Ah Aykut Evcin, ah. Kar var dediler, kandırdılar bizi. Sis var ama. Güneş çıkmış. O kadar soğuk ki hava, çiğ bile düşmemiş. Ne terliklere ne başka bir yere. Arabanın üstü buzdu ama. Pencereleri falan buzdu yani. Bir saat farklı işte, böyle farklı oluyor. Abi ağzımdan çıkan numara bak. Geleyim yanına oturayım da birazcık açalım. Ya birazcık güneşlenelim. Hava 33 derece olunca. Ne 33? Kampini dışarıda yaparsın böyle. Kaçta kar var. Burada yok. Enteresan. Hava gerçekten 33.2 şu anda yani. Gerçekten mi? E tabii canım, termometreye baktık da konuştuk herhalde. Ben şaka yapıyorsun falan sandım ya. Güneşin vurduğu yüzey 33 derece. Şu an üşüyor musun? Hayır. İçerideyken de güneş çadıra vuruyor ya, yanıyor. Güneş kar topluyor şu anda. Haftaya dökecek hepsini. Yılbaşı kampında karlar altında geçireceğiz. Hadi geliyorum ben de sana yardıma. Gel. Yapalım tostumu. Sen de normal kahvaltı ye. Tostumu. Vay be. O zaman ben domates keseyim. Aynen. Sana. Ben bunu koyuyorum. Sen koy onu. Bunu başlayayım ben. Buradaki ekmeği de aldım. Ben hepsini ben yiyeceğim. Haydi afiyet olsun bakalım. Ellerine sağlık canısı. Afiyet olsun canım. Ekmek yok mu şimdi sana? Bir parça ver be. Al be. Şu bir parça şuradan, şöyle en dolgun yerinden. Bir parçadan zarar gelmez. Tadına bak. Şimdi ben onu yiyemeyecektim. İnsan yedin işte. Bu kadar mı? O kadar tadımla diyorum. Artık sen diyet programına girdin. Dün akşam videonu açtım, gıdını gördün. Geceden beri onu düşünüyorum, biliyor musun? Burada sana da koydum, ben bir söyleyeyim. Tamam. Ay evet, bitirdik. Şöyle... Daha fazla zaman kaybı yaşamadan toparlanmalı. Oturulur saatlerce, o yüzden kalkıp gidebiliriz. Hadi bakalım, başlıyoruz. Hadi. Sobayı çıkarıyorum ben ilk önce. Tamam.